ilişkiler içerisinde görüyoruz sizi. O kadar çok güzel olmuşsunuz ki. Çok teşekkür ederim. Allah'ına zarardan saklasın diyelim öncelikle. Çok teşekkür ederim. Bu arada da 2 haftada 15 kilo verdim demiştim. Şu an 25 oldu herhalde. Biz bir haftada görmüyoruz. Biz 3 aydır Şeyda Coşkun'la çalışıyoruz. Biler Kitchen'a. 3. ayımız haftaya, yani bu hafta son haftaya giriyoruz. Sonra koruma dönemine geçeceğiz. Hedefimize ulaşmaya bir hafta var. Hedef kaç peki? 55? O bana ay. Ama şey yani gayet güzel. 36 beden. 36 beden. Mükemmel. Sen öncesi duygularınızı alalım o zaman. Neler hissediyorsunuz? Aslında biz Temmuz, Ağustos'u çok güzel geçirdik. Maşallah çok güzel çalıştık. Eylül'de birazcık bir şey oldu biliyorsunuz. Evet. Virüsten dolayı, pandemiden dolayı. Bir aydır sahne almıyordum. Bugün ilk defa sahne alıyorum bir ay sonra. Ama bundan sonra önümüz açık. Haftaya da 31'inde de bir işimiz var. Sosyal medyadan takipçilerim, beni takip edenler zaten öğrenecektir. Sizler de öyle. Ve Kasım ayımız, Aralık ayımız Allah'ın izniyle sezonumuz çok şükür çalışarak geçecek. İrfan Bey'i de yanınızda göremedik. En son annesinin yanında demiştiniz. Hala orada mı? Ben sahneye çıkmak zorundayım. Aman. Şimdi konser zamanı, bunları konuşmayalım. Yakında single geliyor, best of geliyor. Bunun hazırlıkları var. Onlardan biraz bahseder misiniz? Yani single ve best of peş peşe olacak. Peş peşe olmayacak öyle işte. Mi? O yüzden ben zaten bir single çıkarmaya karar verdim. Çünkü best of yapmak çok meşakkatli bir iş. Çok önemli stüdyo aşaması var, okumaları var vesaire, şarkılar seçilecek. Önce birinci albümü çıkaracağız, sonra bunun ikincisi vesaire vesaire. Tribüt bile olabilir. Çok şarkım varmış. Ben de baktıkça şaşırıyorum. Yani bunları o kadar zamanda ne kadar çok şarkı birikmiş. Ama beni sevenler çok doyacaklar ve çok sevecekler. Kalple yazılmış şarkıları ben de o beni seven, karşılıksız seven kalplere güzel bir şekilde, yakışır bir şekilde hediye edeceğim. O yüzden bir tane single yapacağım. Sesimi özleyenler dinlesinler ama single da çok güzel oluyor. Zaten çalışıyoruz bir yandan. Ben sahneye çıkmak zorundayım. Çünkü biliyorsunuz yasaklar var. Evet. Tam denilen saatte çıkıp tam denilen vakitte inmek üzereyim. Zorundayım. Biliyoruz da Deniz Hanım, soru havada kalmasın diye cevap alamadık sizden. Şimdi ayrıldılar diye yazarlar sonra. Niye ayrılalım canım? Ayrılmadık da şu anda bunu konuşmanın zamanı ve yeri değil. Hayır, ayrılmadık. Ama şu anda bunu konuşmayalım yani. Hem özel hayatta çok konuşmayı sevmiyorum. Yani o yüzden... Daha önce Funda Hanım'a böyle bir soru yöneltilmişti. Best of albüm. Ben daha o kadar yaşlanmadım demişti. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani Funda Arar, best of yapmak yaşlanmak mıdır? Şimdi Funda Arar çok güzel bir ses, çok iyi bir yorumcu ama besteci değil. Eşi Febio yapıyor şarkılarını. Söz yazarı değil. Yani belki vardır 1-2 tane ama ben bütün şarkılarımı kendim yazdım. İlk albüm hariç. O yüzden benim best of zamanım geldi. 70 doğumluyum. Yaşım da 50. Kariyerimde 23. yılım ama 19 yaşındayım. Altına bunu lütfen ilave ediniz. Asla takvim yaşına inanmıyoruz. Lafı fazla uzatmıyoruz. Bana şans dileyin. Tabii ki de. Bir maşallahınızı alırım yani. Tabii ki de maşallah. Zaten röportajı başından önce maşallahınızı iletmiştim size. Çok teşekkür ederim. Şunu da soralım. Biliyorsunuz vakalar artmaya başladı. Ne olur çok dikkatli olun. Bakın hayatta en sevmediğim şey beni sevip beni kucaklamaya gelen insanları geri çevirmek. Ama maalesef pandemi dolayısıyla kapıya bir yazı asmak zorunda kaldı menajerim. Çünkü bir ne olursunuz sizlerin de işi çok zor. Evlatlarınız var, çoluğunuz var, çocuğunuz var. Herkes çok şuursuzlaşmış vaziyette. Mümkün olduğu kadar mesleğiniz harici elinizden çıkmayın. Mecbur gittiğiniz yerlere de dikkat edin. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Allah bizi tez vakitte bu pis virüsten kurtarsın diyorum. Ha, korkularınız var mı peki size de bulaşıyor? Yok. Aslında. Korkarsan başına gelir. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Rabbim beni korur diyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Ama ne detaycıymışsın abi. Valla öyle. Tam soru yoksa başka? Sahneye çıkmamız lazım. Evet. Detay olalım o zaman biz. Ayaklarınıza sağlık. Kendinize çok dikkat. Sormadan da olmaz. Son olarak bir erkeğin gücüne ihtiyaç duyduğunuz zaman oldu mu hiç? Ne? bir erkeğin gücüne ihtiyaç duyduğunuz zaman oldu mu hiç? Bana bu soruyu sen mi soruyorsun? Hayır, şimdi Demet Akalın'la... Siz benim neler çektiğimi çok iyi biliyorsunuz da bana bu soruyu mu soruyorsun? Peki, çok sağ olun, teşekkür ederim. İşin varsa... Bak çektim, görüyor musun? Üçüncü saat abi. Abi girme. Ya. Sadece... Abi pislik çabuk.